Summit tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi çok özel bir oturumu gerçekleştireceğiz. Ana sponsorlarımızdan Coca-Cola içecek Ayşe ile birlikte olacağız. Sahnemizde bu çok özel birlikteliğe sizleri de davet ediyoruz. Ekranlarınızın başına gelin. Evet çok özel bir konuğumuz var. Size kendisinin başarısından bahsetmekten büyük bir onur duyuyoruz. 2009 yılında Thompson Writers Extra tarafından Türkiye'nin en iyi CFO'su seçilen 2010-2013 yılları arasında Türkiye Bölge Başkanı olarak Coca-Cola içecekin satış hacmi ve gelir açısından en büyük operasyonunu yöneten, 2014 yılında CEO olarak atanmasının ardından dünyanın saygın kurumsal yatırımcı dergisi Institutional Investor tarafından gerçekleştirilen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi 2019 yönetim ekibi anketinde içecek sektörünün en iyi CEO'su seçilen, şirketlerin ancak çalışanlardan aldığı güçle yelken açabileceğine inanan başarılı iş sonuçlarına giden yolun güven, tutku ve takım çalışmasından geçtiğini savunan lider iş insanı Sayın Burak Başarır bizlerle birlikte ve kendisini Sayın Burak Başarır'ı ve konferans başkanımız Sayın Seda Mızraklı-Felik'i bu değerli oturum için sahnemize davet etmek istiyorum. Buyursunlar efendim. <laughs> Kıymetli iki konuğumuz. Uyursunlar değerli başkanımız. Hoş geldiniz Merhaba efendim. Abi. Buyurunuz lütfen. Bizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sözü hemen Seda Hanım'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Burak Bey hoş geldiniz. Merhabalar Öncelikle hoş merhabalar. Global HR Summit ailesi adına size sıcak bir hoş geldiniz demek isterim. Hoş bulduk çok sağ olun. Ee, sizi sahnemizde ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Ana sponsorlarımızın olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz de size böyle harika bir konferans düzenlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden başarılar diliyorum. Harika bir şey olacak, harika bir konferans olacak. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz Burak Bey. Hazırsanız size sorularımızı başlatıyoruz. İlk sorumuz geliyor. Bildiğimiz üzere artık şirketler sadece finansal değerlerle değerlendirilmiyor. Sürdürülebilik performans da gerçekten çok önemli. Bu bağlamda biliyoruz ki Coca-Cola İçecek AŞ 2009 yılında da kendi sektöründe sürdürülebilik raporunu ilk defa imza atan şirket. Ve şu anda da yine biliyoruz ki 12 Mart'ta entegre bir faaliyet raporu yayınladınız. Bu da sektörde bir ilk. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkürler sağ olun. Bu konuyu biraz açmak isteriz Burak Bey. E, bizi dinleyenler de bu konuyla ilgili biraz daha fazla bilgi sahibi olsun isteriz. Entegre faaliyet raporu ne demek? E, ayrıca bir şirket için sürdürülebilirlik neden çok önemli? E, tabii ki insana değer yaratma vizyonu başlığı altında bize birazcık bilgi verebilir misiniz? E, öncelikleriniz nelerdir? Teşekkür ediyoruz. Peki teşekkürler. Ee, sizin de söylediğiniz gibi 12 Mart tarihinde ilk entegre raporumuzu e, ...halka açıkladı, halka açık bir şirketiz Coca-Cola içecek olarak. E, şirketler artık e, performanslarını sadece finansal performans üzerinden... ...halkla paylaşmak durumunda değiller. Artık so yarattıkları sosyal etki de bu performansın içinde çok önemli bir etken. E, dolayısıyla entegre rapor e, bir şirketin vizyonu ve misyonu... ...ve yaratmaya çalıştığı değerle finansal sonuçları nasıl konuşuyor ona bakıyor... ...temelinde baktığınız zaman... Coca-Cola e, içecek şirketi olarak da bizim çok e, basit bir amacımız var şirket olarak. Tüm çalışanlarımızın işe geldikleri zaman, tüm paydaşlarımızın bizle çalışırken e, onlardan yapmalarını istediğimiz tek şey değer yaratmak. E, şirketimizde yaptığımız her şeyi değer yaratmak etrafına e, kurmuş durumdayız. Dolayısıyla vizyon olarak da baktığınız zaman biz sektörümüzdeki en iyi FMCG şirketi olma yönünde bir e, niyetimiz, bir Vizyonumuz, bir iştahımız var. E, dolayısıyla bu hedefe ulaşırken de e, bu hedefin e, en temel amacı değer yaratarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu değer yaratırken de sadece finansal sonuçlarda değil, aynı zamanda e, tüm sosyal paydaşlarımızla beraber bu değer nasıl yaratılır, Bunun da bir entegre rapor çerçevesinde de sunduk. E, Şirketimizin ekosistemine baktığınız zaman o ileriye dönük strateji üç temel başlıktan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi e, tüketici ve müşteri e, bacağında tüm stratejimizi e, odaklıyoruz. İkincisi çevremiz, sosyal toplumumuz, e, beraber yaşadığımız o e, sosyal toplum çok önemli. Çok önemli bir parçası stratejimiz. İkincisi, e, üçüncüsü de en önemli parçası bizim insanımız. E, dolayısıyla bu entegre e, Rapor 6 temel başlık, 3 temel stratejide bakıyor. İnsan kısmında ise e, işte insan hakları e, çok çok önemli bir parçası. Entegre raporumuzu insan hakları çerçevesinde ele alıyoruz. İkinci e, kısmı da e, insan altındaki e, beşeri sermayenin e, şirket içinde daha faydalı hâlde nasıl kullanılması gerektiği yönünde de e, çok ciddi bir takip ve raporlama. Ve fokus olduğumuz bir takım önceliklerimiz var. Tekrar tebrik ederiz raporunuzla ilgili çıktılar için. Bu arada raporla ilgili bilgileri de standınızda izleyenler edinebilirler diye biliyoruz. PDF'ini alabileceklerini Aynen. daha Hem, hem web sitemizde evet. mevcut. Evet. Çok yakın zamanda da birkaç hafta içerisinde de. E, İngilizce versiyonunda şey e, paylaşıyor olacağız şeyden hepsini. Muhteşem, muhteşem. Peki, e, akabinde hemen asa zirvemizin ana teması çalışma hayatının geleceği. E, biz diyoruz ki gelecek şimdi. E, böyle bir misyonumuz, e, vizyonumuz var. Gelecek şimdi. E, dolayısıyla e, siz çalışma hayatının geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Pandemi nasıl etkiledi? Kapsayıcılık ve çeşitlilik konularında neler yapıyorsunuz? Biraz bu konulardan bahsedebilir misiniz? Biz işi arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla beraber mümkün olduğunca basit yönetmeye çalışıyoruz. Bunun bir amacı şu, 8500 çalışanımız var. 10 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 15 tane farklı dil konuşuyor bizim ekiplerimiz. 30'dan farklı da etnik kökene sahip 8500 çalışanımız. Şimdi bizim çok yakın çalıştığımız bir bayilik ekibimiz var. Bunları da işin içine kattığınız zaman yaklaşık 20-25 bin çalışan ordusu var bizim şirketimizin. Dolayısıyla verdiğiniz mesajların, gösterdiğiniz istikametin çok daha net ve basit olması lazım. Onun için her zaman biz şirketimizin amacı olan değer yaratmayı yaptığımız her aksiyonun merkezine koyuyoruz. Bu pandemi dönemi bizim için... Çok önemli bir dönem oldu. Şirket olarak bu yarattığımız ekosistem ki bu ekosistemde şirketimizin amacı değer yaratmak, vizyonumuz en iyi FMC'ci şirketi olmak ama bunu giderken tüm çalışanlarımızdan dört temel değerimizi her daim yaşabaları istiyoruz. İşte tutku, takım oyunu, hesap verilebilirlik ve doğruluk, dürüstlük her zaman için bizim en temel dört değerimiz. Evet. Pandemi döneminde baktığımız zaman gururla şunu söyleyebilirim ki 2020 senesi kokkola içeceğin performans olaraktan en başarılı yıllarından bir tanesi oldu. Bunun tek ve tek bir sebebi var bizim çalışanlarımız. Çalışanlarımızı biz şirketimizde merkezimize koyduğumuz için bu şirketimiz bu başarılı sonuçlara imza attı. her zaman söylediğimiz gibi değer yaratmak birinci önceliğimiz dedik. E Şirketimizdeki arkadaşlarımızdan tek istediğimiz, bu değer yaratırken bunu sevgiyle, aşkla yapın dedik. Kendi işiniz gibi yapın dedik. Ve bunun imzası olarak da e, pandeminin en başlarında e, tüm çalışanlarımıza ben şahsen şu taahhüdü verdim. Dedim ki bu pandemiye biz beraber geleceğiz Karanlık dönemleri geçen sene bu zamanlardı. İlk online olum hayatımda çalışanlara online şekilde yaptık ve dedik ki bu karanlık döneme biz eleyle beraber gireceğiz. El ele beraber çıkacağız, biz bu dönem içinde bir tek arkadaşımızı bile geride bırakmayacağız dedik. Baktığınız zaman insan, insan, insan değişmiyor. İnsanın değer verdiği şeyler değişmiyor. Dolayısıyla gelecek yine insan merkezli olacak. Teknoloji illa hayatımızın çok büyük bir kısmını alacak. Teknolojiyi biz kendimize bir araç olarak kullanıp, insanın o... o muhteşem değer yaratma özelliğini nasıl dışarıya çıkartabiliriz bence geleceğin liderleri biraz da o tarafa fokus olmalı diye düşünüyorum ben. Muhteşem Gerçekten çalışma ortamları aynı olabiliyor, ekipmanlar aynı olabiliyor ama sonuçlar, iş sonuçları farklı olabiliyor. Burada tabii liderlik çok kıymetli. Ekip ruhunu oluşturmak, sizin yaptığınız gibi one team şeklinde bir çerçevede uzun yıllar bunu sürdürülebilir kılmak gerçekten çok kıymetli. Tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Evet. Şimdi biraz da yeni nesil liderlik konuşalım dilerseniz. Bu konuda sizler neler gözlemlediniz pandemide? Hangi liderler ya da hangi liderlik özelliği taşıyan arkadaşlarımız daha öne çıktı? Veya gelişim alanları gördünüz mü? 2021'de neler bekliyorsunuz? Bu konularla ilgili fikrinizi alabilir miyiz? Tabii şimdi biz şirkette bir liderlik modelimiz var. E, bu liderlik modeli içinde e, biz e, şu anki liderlerimize ve gelecekteki lider olabilme e, imkanına sahip genç arkadaşlarımıza e, bir e, kapasiteleri var mı? Lider olabilmek adına kapasiteleri var mı? E, bu kapasite şu, e, bazı arkadaşlarımızın kapasitesi oluyor ama bu kapasiteyi kullanma ihtiyacı da olmuyor. E, o kapasiteyi kullanma iştahı da olmuyor. Çünkü liderlik öyle çok kolay bir şey değil. Liderlik gönüllülük isteyen bir şey. Liderlik sizi belirli bir makama koltuğa oturttuğunuz zaman herkesin lider diye verdikleri bir e, sıfat da değil. E, işte, malumunuz e, Ulu Önder Atatürk kimse ona lider diye o e, kart viziti vermemiş ama tüm bir memleket kendisinin arkasından koşmuş. E, dolayısıyla bu cesaret ister, e, o taşıma ...becerisi, isteği, arzusu ister. O kapasite kısmı bir. Kabiliyetlerinizin olması lazım. E, siz gerçekten yetkinlik ve kabiliyetleriniz var mı? Lider olmak için kendinizi geliştiriyor musunuz? Kendinizi geliştirebilmek için meraklı mısınız? Yeterince merakınız var mı yok mu? Çok önemli. E, işte 2020 senesinde büyük bir bilinmeyizin içine girdik şirket olaraktan. E, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Çok fazla bir fikrimiz yoktu. E, ama ekibimiz... E, Kademeden bağımsız, ne olur ne biter. Biz bu pandemiden el birliğiyle daha güçlü nasıl çıkarız diye çalıştık. E, hepimiz bir şeylere merak ettik, hep bir bağlantıda kaldık. Dolayısıyla yetkinlik olarak kendimizi e, bundan bir sene önce, bir buçuk sene, on olmayan bir takım yetkinliklerimizi bugün baktığımız zaman yetkinlikleri kazanmış olarak görüyoruz. E, bunların her ikisi de bu iki bahsettiğim kapasite ve e, kabiliyet geliştirilebilir şeyler esasında istek olduğu takdirde e, ama bizim olmazsa olmaz bir tek şeyimiz var, karakter. E, bir liderde karakter e, çok yerleşik olmazsa, kurum kültürüne çok fazla uymazsa, o liderin kapasitesi ve karakteri, e, kabiliyetleri ne olursa olsun, e, maalesef o kurum içinde e, iyi bir lider olma e, imkanı da biz çok görmüyoruz. Dolayısıyla e, liderleri nasıl görüyoruz? E, gözlemliyorsunuz diye baktığınız zaman bu üç tane K, e, kapasite, e, kabiliyet ve karakter bizim için çok önemli, çok ciddi bir e, modelleme. Dolayısıyla işi alırken, terfi ettirirken e, insan kaynaklarındaki arkadaşların hepsi bu özelliklere fokus olaraktan arkadaşlar şey yapıyorlar. Bir de e, geleceğin lideri diye bir konseptiniz var bildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Geleceğin liderlerini işe alıyorsunuz ve geleceğin liderlerini yetiştiriyorsunuz. E, biraz bu konudan bahsedebilir miyiz? Tabii tabii. ben e, Benim en büyük zevk aldığım konu You30 e, e, diye bir programa başladık. 30 yaş altı e, genç e, yöneticilerimizi... Ee, geleceğin lideri olması kapasitesi e, kabiliyeti gördüğümüz belli bir takım testlerden geçtikten sonra kendi istekleri e, amirlerinin e, uygun görmesiyle e, bu genç arkadaşlarımızı bir liderlik kampına aldık. E, ben Bilfil katılıyorum. E, İnsan Kaynakları Direktörümüz Ebru Özgen Bilfil katılıyor. IMD Üniversitesi ile bir e, işbirliği yaptık. Dolayısıyla IMD Üniversitesi'nden e, profesörler e, bu programa birebir katkıda bulunuyor. Çok ciddi bir kamp. E, bu kampta arkadaşlara e, gönüllü olmalarını istiyoruz. Bu gönüllü oldukları süreçte e, neye adım atmak istediklerine emin olup olmadıklarını soruyoruz. E, o kapasitelerini test ediyoruz. Sonra o kabiliyetlerini geliştirip onları daha iyi bir lider yapmaya e, şey yapıyoruz. Çünkü neticede baktığınız zaman e, biz artık. E, gemiyi belli bir yere kadar getirdik. Bundan sonra daha iyisini yapacak o arkadaşlarımız. Bizim bugünün liderliği olarak emin olmamız gereken şey bizden sonra gelecek neslin bizim bu kadar emek verdiğimiz, 23-25 sene emek verdiğimiz şirketi çok daha iyi yerlere götürmesi. Ben bu şirketten emekli olduktan sonra benim tek şey üzer herhalde bu şirketin geriye gitmesi. En çok gurur duyacağım şey de bu şirketin ileri gitmesi olur. Onun için böyle gözüm gibi Kendime damat seçiyor gibi geleceğin liderlerini de seçmeye çalışıyorum <laughs> Süper. Ee, aslında gerçekten çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, buradan mesajımızı da verelim bütün diğer şirketlere de e, Z kuşağı diyoruz, e, farklı oturumlarımızda da bahsediyoruz. E, yeni nesle olumlu yaklaşımlarda biz bulunalım, kendilerini kazanmaya çalışalım, e, kendilerinin farklılıklarıyla kabullenmeye çalışalım. E, çeşitlilik, kapsayıcılık gerçekten çok önemli e, ve iyi bir lider aslında farklı e, kişileri, farklı etnik kültürleri, farklı dilleri rahatça kapsayan, kavrayan ve alıp götürebilen sizin gibi sürükleyebilen bir lider doğru söylemek gerekirse ve tabii verimliliği de bu getiriyor değil mi Burak Bey hani baktığınızda pandemide eee Restoranlar kapalı, evlerdeyiz. Ama cirosol olarak büyük bir başarı var. 2020'de şirketinizin gerçekleştirdiği. Tek yürek olmadan bunu başarmak çok zor. Orada şeffaf bir iletişim kurduğunuzu da biliyorum. Hem şirket içinde, hem bayilerinizle, hem tedarikçileriniz, paydaşlarınızla birlikte bu şeffaf iletişim uzun yıllardır sürdürüyorsunuz, değil mi? E, ben hep hayatım boyunca. E iyisiyle kötüsüyle ne olup ne bitiyorsa benimle paylaşılmasını istemişimdir hep. E, dolayısıyla yönetici olduğum e, işte, bilmem kaç seneden beri de e, tüm ekip arkadaşlarına şeffaf bir şekilde olup biten her şeyi paylaştım. E, dolayısıyla e, bu bir takım oyunu. E, onun için biz e, tek takım, tek yürek diyoruz yaptığımız her şeyde. E, çalışanları... Sizin kadar bu şirkete inanmış, kalbini vermiş, ruhunu vermiş insanlarla bir takım şeyleri paylaşıp onları kararın parçası yaptığınız zaman başarısız olmanız mümkün değil. Özellikle bunun üstüne aşkla yapıyorsanız ki biz işte 2020 senesinde ben hep arkadaşlara şunu söylüyorum. Ee, birçok konferansa gidiyoruz. işte şirketin ekosisteminden bahsediyoruz. Amacından, değerlerinden, kültüründen. 2020 senesi bu amacımızın, değerlerimizin, vizyonumuzun test edildiği sene oldu. Ee, gerçekten e, böyle bir pandemi döneminde eğer ki çalışanlar... E, her türlü fedakarlığı gösterip şirketin başarısı için kendi şirketi gibi aşkla, şekle bu işi yapıyorlarsa e, o zaman biz belli bir şeylere e, doğru yapmışız demektir'i e, öğrendiğimiz bir sene oldu. E, onun için e, ne yapılıyorsa aşkla yapılması lazım. E, görüyoruz aşkla yapılan o, o gönülden sevgiyle yapılan birçok şeyde başarısız olmak mümkün değil. Vatan aşkı var, takım aşkı var, evlat aşkı var, e, birçok aşk var. Ee, ama aşk odun üstüne e, olmaz olmazını ekliyor. E, o başarıyı da bir şekilde sürdürülebilir hale getiriyor. Eğer ki siz o ekosistemi e, korumayı becerebildiğiniz takdirde. Bizde aslında işteki mutluluk evdeki mutluluğu getiriyor. Evdeki mutluluk da e, tabii ki işteki mutluluğu besliyor diye düşünüyoruz bakış açısı olarak. E, ve çok güzel bir şey söylediniz. Pandemide test edildi sistemimiz ve gerçekten güzel bir yapı kurmuşuz evet. e, dediniz. E, bu da benim çok hoşuma gitti tekrar e, belirtmek isterim. E, ve bu, bu e, konuda da son bir soruyu e, yöneltmek isterim müsaadenizle. E, diğer liderler için... ...ne gibi tavsiyeleriniz olur? Zirvemizin en önemli özelliği, başka konferanslardan farkı belki de... ...liderlerden liderlere süzülmüş bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bizi de liderler dinliyor, siz de bir kurumun çatısında, tepesindeki, en tepesindeki yöneticisiniz. Dolayısıyla pirlerinize ne gibi mesaj verelim? Bunu da son soru olarak sormuş olalım... Burada özel hayat dengesi konusuna da girelim e, müsaadenizle. E, dolayısıyla kişisel gelişim ve denge konusunda da ne önerileriniz olabilir? Tavsiyelerinizi almak isteriz. E, yani esnafla ben hani değerli katılımcılara bir nacizane biz ne yapıyoruz onu belki söyleyebilirim. E, ben hayatım boyunca ne yaptıysam hep içten yaptım, olduğum gibi yaptım. Onun için beni nerede görüyorsanız bu çoktan farklı bir insan değilim. E, ekip arkadaşlarım da öyle. E, dolayısıyla biz her şeyimizi e, hiçbir zaman altında başka bir şey aramadan beraber karar verdiğimiz bir organizasyon olmaya çalıştık. Meraklı bir organizasyon olmaya çalıştık. Çünkü bizim sorumluluğumuz, liderlerin sorumluluğu neyi söylüyorsak onunla bir şekilde rol model de olabilmemiz lazım. Dolayısıyla e, değer yaratmak diyorsak e, ben hep Tüm arkadaşlarıma söylediğim, değer yaratmak istiyorsanız ilk önce kendinizden başlayacaksınız. Ee, pandemi döneminde ben tüm çalışanlarımızdan şunu rica ettim. Dedim ki günde bir saat hiçbir şey yapmayın, kendinize zaman ayırın. Kendiniz için bir şey yapın, değer yaratın. Kendiniz için yarattığınız değer halka halka e, çevrenize de yansıyacak. Siz mahallenizdeki genç bir çocuğa da yardımcı olacaksınız, değer katacaksınız bir müşteriye de değer katacaksınız, ekip arkadaşınıza vesaire vesaire. Bu böyle e, saadet zinciri gibi yayılır. E, dolayısıyla e, meraklı olmak çok önemli. Meraklı olduğunuz zaman o değer yaratma, bir şeyler öğrenme hevesi değer yaratmaya döneceği için e, doğru bir ekosistemi devamlı beslemek, doğru şeylerle beslemek lazım. E, onun için hiçbirimiz mevcutta bulunduğumuz, oturduğumuz koltukta e, rahat etmeyelim benim hep söylediğim sunumlarımın kapanış slaydı olarak da gösterdiğim, arkanda ne ayak izi bırakmak istiyorsun? Bu şirketten ayrıldığın zaman nasıl anılmak isteniyorsun çok önemli. Benim hep düşündüğüm, onun için üst düzey yöneticiler olarak bu konferansa katılan herkes olarak arkamızda biz nasıl bir ayak izi bırakmak istiyoruz, nasıl hatırlanmak istiyoruz? Bence onu biraz düşünmek lazım diye düşünüyorum. Nacizane önerim de olur. Peki Burak Bey, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Muhteşem bir oturum oldu. Ee, görüşlerinizi hem bizlerle hem de bizi izleyen 4000'den fazla e, izleyicimizle, 30 ülkeyle paylaşmış olduk. Kokopola İçecek Ailesi'nin başarılarını tebrik ediyoruz. Çok Ve iyi. uzun yıllar devamlı diliyoruz. Sağ olun, var olun. Evet.